Günaydın. Pasaj'a geldik. Bugün Meryem de bizimle birlikte. Gelirken kahvelerimizi aldık. Meryem bana kahve ısmarladı. Teşekkür ederim tatlım. Sana bir de dükkanı açıyor. Herkese bol güzel kahveli günler olsun. İnşallah. Sana da günaydın. Ay minnok gelmiş benim dükkanıma minnok. Şapşik. Günaydın Nilgün. Günaydın. Günaydın. Ay bu da büyüdü Gül abla. Vallahi pasajda bu da büyüdü. Ben pasajda yaşlandım bu da büyüdü. Evet. Evet. Baba. Minnoş. Hırçın su. Hırçın su. Baba hiç sevdirtmiyor da. Hırçın su. Biblo. Tekrar merhaba herkese. Şimdi Meryem'in bankada işleri vardı. O gitti onları halletti. Ondan sonra ben de böyle makyajımı yaptım. Dedim makyajımı yapayım, saçımı yapayım. Ondan sonra önünüze çıkayım. Gerçi saçım böyleydi. Artık şey yapıyorum. Duştan sonra saçlarımı iki böyle balık sırtı örüyorum. Sabah açıyorum. Böyle çok kolay oluyor benim için. Şimdi Meryem'le birer Türk kahvesi söyledik. Evet. Türk kahvesi içeceğiz. Şey söyleyeceğim. Dün YouTube'um yok. Şuraya bakmaya çalışıyorum hep ama yine gözüm buraya kayıyor. YouTube'um yok. Instagram'ım yok. Sadece YouTube kullanıyorum. Ben çekilişe nasıl katılacağım diye yazanlar olmuş. Burada da bir çekiliş yapmak istiyorum. Hani kimsenin eksik kalmasını istemiyorum. Gönül koymasını istemiyorum. Bir sonraki vlogda ya da belki de bu vlogda mı yaparız bilmiyorum. Bir çekiliş de burada yaparız. Burada da en çok yorum yazan, işte vlogu beğenen, abone olması gerekiyor zaten. Sadece kurallar bunlar. Burada da bir çekiliş yaparız. O yüzden hiç sıkıntı değil. Çeyrek bugün tamam canım, çok 1080 liraya gördü. Tamam anladım. Hepimizden var. Cumhuriyet ne kadar Sami? Nereden anladın? Ben söyleyeyim. Çarpı 4. Ne yapıyor? Seçil. Öyle mi? Hmm, 1080 lira çeyrek. Çok geçmiş olsun dediğini söyle. Çok iyi. 4320 de Cumhuriyet. Hayırlı uğurlu olsun. Annem bugün kahvenin yanına bize böyle tahinli kurabiyeler yapmış. Şimdi kahveyle birlikte Gül abla, Seçil, ben, Meryem içeceğiz şimdi. Gül ablaya diyorum ki dün akşam aklımdan geçti bu annem kurabiye yapacağını duydum bilmiyorum neden. Gül ablanın böyle anne kurabiyesi var. Anne mi anneanne kurabiyesi mi deniyor. Böyle karbonatlı bilirsiniz ben onu çok seviyorum. Çok güzel yapıyor böyle kocaman yapıyor. Onun da akşam aklımdan demiş ki kızlara bir kurabiye yapayım ama fındıklı bir kurabiye sanırım. Evet kahve yanına o minik minik var ya içine bütün fındık konuyor yuvarlanıyor böyle. Yapayım tepside. Demiş ama sonra demiş ki kızlar bir de bana şimdi mırıldanırlar diyetteyiz niye yaptın Gül abla diye demiş. Aynı şeyi düşünmüşüz ama o çok güzel bir kurabiye böyle şeyli yoğurtlu mu yapıyorsun? Yoğurtlu anne kurabiyesi bir bardak zeytinyağı bir buçuk bardak şeker bir portakalın suyu iki portakalın kabuğu. Aldığı kadar un, iki tane yumurta. Ne güzel. Ondan sonra, evet, sonra onu böyle güzelce de yoğurup, kulak memesi yumuşaklığında, klasik, yağlanmış tepsiye koyuyorum. Ondan sonra onlar böyle, üzerine de toz şeker döküyorum, şöyle serpiyorum toz şeker. Tam orijinal oluyor. Orijinal. Akşam ablam da vlogumun altına demiş ki, bu Gül ablanın titizliği demiş. Niye? Bilmiyorum, herhalde kediye sen buranısına pes koydun ya, ondan. Ama annesini de anlatıyor bize. Anneni anlatsın annem, mı? Evet, annem. Bizim dönemimizde gofret çikolata falan öyle çok fazla yoktu. Tek tip çikolata, kırma çikolata. Babam da benim denizci. Beykoz'da görev yapıyor askeri birlikte. Denizaltıcıydı. Oradan çikolata getirirdi bize. Annem sobanın üzerinde elmalar kurutur. Bahçemizden topladığı elmaları kurutur. Ondan sonra bu kurabiyeyi yapar. Onları şeylerin içine o eski turşu kavanozları vardı böyle üzerinde üzüm kabartmaları cam olan böyle. Cam yeşil cam ondan sonra Paşa Bahçe'nin yine onlar çok eski mantar kapaklı onların bak, kapağı bile kapağı mantar tabii kapağı da mantar onların içine doldurur yaptığı kurabiyeleri çikolataları kırar biz atıştırmalık istediğimiz zaman gider oradan alacağız. Yiyeceğimizi alırız, ya yeriz. Ya fındık, tabii kurabiye. İşte fındık ayıklanır, ceviz ayıklanır, doldurulur onların içine. Biz çok sağlıklı büyüdük. Ben şimdi çok acıyorum. Torunuma da, torunum gibi bütün çocuklara da.
bütün raf ömrünü uzatmak için katkı maddeli gıdaları tüketiyorlar. Ay sen ne demiştin ya şey, neyin yanında likör veriyorlardı? Kahvenin yanında tabii. Fondant, kadının çikolata. Asilliği çok geçmişten geliyor. Ha benim diyor annem ki, içmezdi ama Nilgün. Kahvin, ya kültürünüz o şekildeymiş. Ama o şekildeydi yani. Kahvenin yanında likör diyor işte, ya da kurabiyenin yanında mı, çikolatanın mı? Diyorum ki anacığım biz köylüyüz, biz de diyorum kurabiyenin yanına ya çay ya komposto. Biz de köylüyüz, biz de köylüyüz ama öyleydi askeri çevre. Yani daha şey tabii, İstanbul kültürüne yakın. İstanbul kültürüne yakın. Genelde böyle hani askeri çevrede öyle çikolata ikramı, yaldızlı renkli renkli çikolatalar. Hani şimdi fondon denirdi o zaman. Bilmiyorum şimdi ne deniyor ama onlardan çıkartılırdı. Ya sonradan olunmuyor. Asli sonradan yani, olunmuyor yani. Ama ben hiç hani ne annemin likör içtiğini görmedim. Ama eşinin yani, şey icabı tabii, bu kültürle. Ama vardı rafın içinde onlar. Babam Amerika'dan getiriyordu. Denizaltı götürüyorlardı, getiriyorlardı. Ya biz de gelene misafire çay, kuru pasta. Yaş yavrum pasta. Tabii. Babam sabah kahvaltısında da ama öyle bir kültürü vardı. Tarhana çorbası içerdi. Bizde de içerdi. Köy kültürü vardı onda evet. Da. Çünkü köyde doğmuş ama kendini kurtarmış. İşte askeri okulda okumuş, denizaltıcı olmuş. Böyle yani. Bizler ne güzel çok, günler. Bizler çok güzel büyüdük. Çok şanslı çocuklarız evet. O yönden. Gül abla, Sami'nin de anlamadığım, hep iddialaşıyoruz bir şey var. Ne giydin, ne ayakkabı giymiştin sen? İlikli. İlikli ayakkabı diyor. Ben öyle bir şey bilmiyorum diyor. Bana diyor ki evet. Sen burjuva çocuğusun diyor. Ama yoktu evet. Bizim burada ya. Yani. İlikli ayakkabı. Burjuva çocuğu işte abla. Hayır. Yeşil giydim. Mavi giydim. Kahverengisine bayılırız. Kahverengisini giymedim. Ay hiç bilmiyorum. Biz ayaklarımız vıcık vıcık terler. Parmak aralarımız çamur olur. Bir de onun o pas yapar. Tokası ayağımıza pas yapar. Bazen hatırlar mısın? Ayakkabıyı çıkartıyorsun ya. Tozdan ayakkabının motifi ayağına çıkardı. Çıkardım. Aa hiç ben vıcık giymedim. Vıcık. Evet. Gerçekten evet. Bak bir tarafımız hep köydü. Evet, ama hiç ayakkabı. İlikli evet. Hiç bu, ben böyle bir şey ne çarşı pazarda görmedim. Vallahi ya. Giydim. Bak şurası da pas yapardı evet. Ayağımıza. Kırmızı hiç. Pas yapardı. Vallahi bilmiyorum öyle yani. Bir de diyor pantufla vardı bizim zamanımızda diyor. Kara lastiği geçirirdik evet. Ayağımıza okula giderken. Ay hiç pantufla da duymadım. Evet, şu an pantufla. Ben 60 doğumluyum. 66'da okula başladım. Evet ben ayakkabıları giydim çocukluğumda. Köylerde yani Çanakkale Biga tarafında ölüm olduğu zaman... Nerede? Fadime teyze atıyorum. Yazın gideriz tatile. Öleni soruyorsunuz öleni yani. Öleni soruyoruz. Nerede Fadime teyze? Fadime teyzeni sakladık kuzum. Sakladık. Aa. Yani rahmetli oldu işte şimdi. Sebep ne? Hakkın rahmetine kavuştu. Derdi varmış. Ne derdi? Dert, hastalığa dert diyorlardı. Hani kimse böyle bir teşhis yoktu. Devlet hastanesine gidiyor. İşte midem ağrıyor deyince mide ilacı. Kimse öyle şey yapmıyordu ki endoskopi, kolonoskopi. Yoktu. Şimdi içimize girmeyen kalmadı aletlerden. Burnundan sokuyorlar midene kadar. Aslında bunlar da hep bir radyasyon yani. Bilmiyorum belki bunlardan da artıyor hastalıklar. Sen ne yapıyorsun? Sipariş var onu yapıyorum. Yani ya, var ya arkadaki bidon ne kadar rezil görünüyor. Klimanın suyu. Ne sipariş yapıyorsun? Bunlar müzik ve kupa oldu. Ne peki onlar? Kaplan gözü. Kaplan gözü işte 3 tane. Yüzük ve süpe oldu. İnşallah bugün biter değil mi? Biter. Ya süpe olmaz. Senin elinde başladı Samur. 2 saate biter inşallah. İnşallah. Şöyle. Sakinliği. Kimse yok bugün pasajda. Sadece şey yemek getiren beyefendi geçiyor böyle. Tepsiyle bugün düzenli pasajı alıyor. Ne yemek var bugün? Benim aklımda değil ama. Ha Serdem abi de varmış. Neyi Serdem abi? Her gün restorandaki menü Serdal abiye geliyor. Onun WhatsApp'ını atıyorlar. Serdal abi bugün ne varmış yemekte? Okuyor şimdi. Yok kızım. Biraz sonra ezogelin çorba vardı. Hı. Ben sırası tabii göstereceğim. Karan döküyoruz. Ezogelin çorba, mantarla tavuk kavurma, bisket köfte, fırında kıymalı karnabahar, patates oturtma, nohut yemeği, fırında tavuk şimdisel. Evet. Bunların üçünden, yani bu yemeklerden bir ana yemek, bir çorba, bir salata ya da yoğurt seçiyorsunuz. 17.500 değil mi hala? 17 liraymış. Evet, esnaf lokantası. 17 lira. Birazcık hareketlenmeye başladı sanki. Evet.
işler. Hadi bakalım. Aa, Sami burada. Herhalde altın almaya geldi siparişi varsan. Feride Caddesi'nin son haline. Baksanıza şu yerlerimizin tozuna. Bunları sabahlar herkes dükkanın önünü siliyor. Ama yine de toz içinde. Çünkü yol böyle. Feride Caddesi'ne bakın. Herkes böyle bir yere gideceğim. Mesela dün böyle çıktım. Ta yukarıdan dolanıp böyle geçiyorum. Burası kapalıydı dün. Ya da aşağıdan dolanıyordum. İzmit'e geldiğinizde iş yerimizi bulmanız çok kolay. Fethiye Caddemiz tek zaten. Tek bir ana caddemiz, çarşımız var. Sonra böyle ara ara yollar var. Çarşının böyle ara sokakları var. Bu ana cadde, Fethiye Caddesi'ne geldiğinizde Fethiye Kundura'yı bilmeyen yoktur İzmit'te. En iyi iş yapan, en büyük ayakkabıcısı, en uygun fiyata. Bu Fethiye Kundura'nın da reklamını yapıyorum sanki yalnız. Hemen bu Fethiye Kundura'nın karşısındaki pasajdayız. Burada. Bilim pasajı. Yani çok kolay yerdeyim. Şimdi ben de yemeğimi seçiyorum. Çorba istemiyorum. Ana yemek mantarlı tavuk kavurma. Misket köfte, fırında karnabahar, patates otutma, nohut yemeği, fırında da bu şinitzel. Yardımcı yemekler, pirinç pilavı, sos spagetti. Onları da beğenmedim. Yani canım istemedi. Izgara, içecek. Serdal abi ne yiyelim ya? Mantarlı tavuk kavurma ha? Fırında karnabahar kıymalı bak çok güzeldir. Çok ya güzel yapıyor. Ben mantarlı tavuk kavurma istiyorum. Misket köfte de şey ekşili köfte gibi. Aa tamam o zaman misket köfte yani istiyorum. Ekşili köfte gibi böyle. Tamam yanına da yani. Sami seçsin benim pilavımı o yesin ya da spagettim. Sami sen? Pilav yiyorum hayatım bir bakalım. Ben böyle ekşili köfte söyledim. Sami sen? Aa, o da ekşili köfte söylemiş. Cacık. Sonra bu iki porsiyon pilavda Sami'nin yanına turşu. Benim ekmeğim de bu. Bu kız her gün gelsin. Meryem'e her gün gel aşkım böyle sen. Kışın dinleyeyim. Gelirim tabii minnoşum. Yani. Dışarı çıkıyor geliyor bana kahve ısmarlıyor. Hadi gel. Hadi gel. Yine bir cappuccino. Aynur abla kulakların çınlasın. Senin cappuccinolardan. Dünkü vlogum hiç güzel izlenmedi. İzlenmesi berbat. Ama olsun. Çekiliş vardı sanırım böyle oldu. Hiç sıkıntı değil. Yorumlarınız çok güzel. Çok güzel yorumlar geldi. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle akşam okurken mest oluyorum onları. Yatıyorum, uzanıyorum. Tek tek yorumlara cevap veriyorum. Okudukça gülümsüyorum. Sami her seferinde diyor ki, niye gülümsüyorsun? Yine yorum mu okuyorsun diye. Şimdi Trend Yol'dan bu küpeler geldi sipariş. Şuraları granat taşlı nar küpeler. Şimdi bunları ben kargosuna hazırlayacağım. Fişlerini, faturasını. Bugün çok fazla bir şey yapamadım. Yani çok çekebileceğim bir içerik de yoktu size. İşler durgundu. Yani gerçekten biraz böyle zayıf bir vlog oldu. Farkındayım ama yayındayım olsun. Hatıra kalsın. Belki severek izlersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.